Arkadaşlar bugün sizinle öncelikle okuma parçalarında bilmeniz gereken hayati stratejileri ve arkasından da çıkmış bir YÖKDİL parçasının analizini yapacağız. Lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin. Konuşabiliyorum. Kare TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kare Kalem Yabancı Dil Kursu Denizli'de hizmet vermektedir. Eğer bir gün yolunuz düşerse sizi burada ağırlamak isteriz. Akıllı defterimize ve kelime videolarımıza göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ederiz. Sizlerden gelen bir diğer istek de okuma parçası sorularıyla ilgiliydi. Biz de YÖKDİL öncesinde sizin için reading soruları nasıl çözdür adlı bir video çekmek istedik. Hazırsanız başlıyoruz. YÖKDİL sınavında toplam 5 tane okuma parçası geliyor arkadaşlar. Ve her soru için, her parça için 3'er tane soru. Toplam 15 soruya çıkıyoruz bu bölümde. Okuma parçalarında öncelikle ne yapmalıyız? Parçanın birinci cümlesini okumamız gerekiyor. Şimdi buna bir bakalım, hadi gelin. İlk cümleyi niye okuyoruz? Çünkü tanışmamız gerekiyor. Bu parça neyle ilgili, konusu ve ana fikri nedir? Genelde biz bunu ilk cümleden hemen anlayabiliyoruz aslında. İlk cümleyi okuduktan sonra okumaya devam etmeyin kendinizi kaptırıp. Hemen orada durun ve direkt soru köklerine gidin. Soru köklerini ikiye ayırıyoruz. Genel sorular ve özel sorular şeklinde. Artık ÖSYM, YDS'de de, YÖKDİL'de de ve hatta YKS dil sınavında genel soruların sayısını arttırdı. Yarı yarıya diye düşünüyorduk biz, 8'e 7 gibi, ama 10'a 5 yapabilirler ya da işte 9 tane genel soru görme ihtimaliniz çok yüksek. Artık genel soru ve özel soru tespitini birazdan yapacağız. Onu bitirdikten sonra parçayı okumaya başlayacağız. Şimdi parçayı okurken bizim için neler önemli olacak peki? Okumamızın bir amacı var. Öyle boş bir okuma yapmayın lütfen. Çünkü bir bakmışsınız parça bitmiş ve siz hiçbir şey anlamamışsınız. Okuma denilen şey pasif değildir. Aktif olmanız gerekiyor. Peki parçayı okurken nelere dikkat etmeliyiz? Nelerin altını çizersek bizim için faydalı olabilir. Şimdi öncelikle sayısal değerler, istatistikler, rakamlar ve miktar ifadeleri bizim için önemlidir. Burada neler var? Mesela tarihler var. Before 1980 diyorsa gideceğiz parçada o tarihin geçtiği yerin öncesindeki bir bilgiyi arayacağız. İstatistik dediğimiz yer ne? One third of the students, öğrencilerin 1/3'ü diyorsa hepsi değildir. Buna dikkat etmemiz gerekebilir. Rakamsal ifadeler %95'i dediğinde bu yüzdelik bizim için başka bir şekilde sorulabilir. Parafraze en uygun değerlerden biridir. Miktar yapıları biraz artık gramere giriyoruz. Samlar, meniler, muslar vardı ya, bazıları, çoğu, tamamı gibi. Bunlara dikkat edeceğiz. Modullarda özellikle olasılık modullarına YÖKDİL daha çok bilimle ilgili parçalar veriyor bize. Ve bilimde de tense'den sonra, simple present tense'den sonra en çok kullanılan yapı aslında olasılık modulları. Could'lar, may'ler, might'lar bizim için önemli olabilir arkadaşlar. Adjective clause ya da bütün aslında sıfatlar demek lazım. Beni bir öğrenci en çok sıfat bilgisiyle etkiler. O yüzden sizin çok iyi sıfat bilmeniz lazım ya da clause'a dikkat etmeniz. Which ve that'lerin içi, who'ların içi ekstra bilgidir ve bu ekstra bilgiyi ÖSYM size soru sormak için veriyor. Bağlaçlar although gibi, zarflar however gibi, edatlar in spite of gibi, bütün bunlar yanında virgülleriyle gelir ve bizim için noktalama işaretlerinin içi önemlidir. Bir noktalı virgüller, tırnak içi ifadeler, parantez içi, iki nokta üst üste. Buralarda ÖSYM size bir mesaj veriyor. Burayı iyi oku, buradan biraz daha sana soru soracağım diyor. O yüzden okurken buraları doğru tespit etmek gerekiyor. Peki genel soru ve özel soru dedik ya, başka alternatif ne tür sorular soruyor ÖSYM? Bir, en uygun başlık. Fix bir sorudur. Zorlayıcı olabiliyor arkadaşlar. Çünkü aslında iki tane şıkka kalıyoruz banko. Bir tanesi distractor, yani çeldirici. Diğeri doğru cevap oluyor. Lütfen en genel olana gitmeye çalışın. Genellikle o hani ikiye kaldığınızda parçayı düşündükten sonra aklınızda kalan o özet şey neyse, şıklardan ikisinde hangisi daha genelse onu seçin burada. Yazarın tutumu sorusu çok revaçta. Son YDS 8 Eylül'de yapıldığında da bir tane Attitude of the Writer
writer sorusu gelmişti. Doğru cevap dissatisfied'dı. Yazarın tutumu memnuniyetsizdi. Vocabulary sorusu target vocab dediğimiz şey. Hatırladığım bir soru var mesela. Parçada noteworthy kelimesi geçiyordu. Aşağıdakilerden hangisi anlamca en yakındır diyordu. Cevabı prominent'tı. Kelime bilgimizi ölçebiliyorlar bazen. Purpose of the writer çok sık çıkar. Aim of the passage'la aynı şeydir aslında. Yine genel sorudur. Şimdi sizinle bu söylediğim şeyleri YÖKDİL Fen'den alınmış bir okuma parçası üzerinden çalışmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz parçanın ilk cümlesi sizin için kırmızıyla belirledim. Ana fikir yani ilk cümle olabilir diye düşünüyoruz ve burada çok iyi odaklanmamız gerekiyor. The call for all students to learn computer programming is growing louder diyor. Şimdi konumuz ne? Computer programming kimlerle ilgili bir çalışma bu? Öğrencilerle ilgili. Eğitimle ilgili bir şey okuyoruz ve özellikle de bilgisayar programcılığı ile ilgili eğitim gittikçe önem kazanıyor, daha da yaygın hale geliyor diyor. Şimdi bu benim ilk cümlem ya, main idea sorusu gelecek mi? Tabii ki gelecek. Gördüğünüz gibi parçanın ilk sorusu the text is mainly about, the text deals with gibi soruları gördüğünüzde biz hemen ana fikir sorusu diye bunu düşünüyoruz. Ve burada biraz dikkatli olmanız lazım. Özellikle bunu aldım, bu soruyu aldım. Şimdi sadece bu 3 satırı okuduğumuzda direkt cevap çıkıyor mu hocam? Hayır, her zaman çıkmıyor. Özellikle dikkatli olmanız gereken şey şu. Biraz geniş bütüne de bakmak lazım. Bütün main idea sorularında parçanın tamamını okumayı beklemekte fayda var. Şimdi burada some believe that diyor. İkinci cümleyi de almamın sebebi şu. Main idea sana konuyu verdi ama main idea'nın detaylarını aşağıda devam eden satırlarda bazıları şuna inanıyor diyorsa devamında ne okuyacaksın? Diğerleri de buna inanıyor diyecek. Şimdi bunu niye söylüyorum? Altını çizdiğim şıkların girişlerine bir bakar mısınız? Ben onlara teşrifatçı diyorum. Soru ne olursa olsun şıkların ilk kelimeleri giriştir ve girişte bizi vurması lazım o doğru cevap olan seçeneğin. Şimdi bakalım. The text is mainly about controversial ideas about teaching computer programming. Nasıl fikirler? Tartışmalı. Bakacağız. Bilmiyorum. Why every child should learn computer? Neden öğrenmeli? Nedenini mi anlatıyor? Bakacağız. New job opportunities, şu iş fırsatları bence şimdiden elenecek gibi duruyor. The negative effect, sanki negative effect olmamalı. Çünkü gittikçe artan bir önem ya da popülerlikten bahsediyoruz. The reason for supporting computer programming courses, reason'dan mı bahsedecek? Yoksa bazıları böyle inanıyor, bazı diğerleri de şuna inanıyor mu diyecek? Ben şimdiden parçayı okumamış olmama rağmen controversial ideas'a yaklaştım. Çünkü içeride konuyu buldum bakın. Teaching computer programming, students to learn computer programming tuttu. Some believe dediği için ideas tuttu. Sadece controversial'ı henüz okumadım. Okudukça zaten onu da göreceğiz aslında. Main idea sorusunda 1. İlk cümleye bakın. 2. Genişten alın. Parçanın tamamını okuduktan sonra bir kez daha şıkların üzerinden geçin. Çok saçma olan en az 2 ya da 3 şık göreceksiniz. Distractor'la doğru cevaba kaldığınızda seçmek çok daha kolay olacak. Main idea sorusuyla ilgili yaptığımız çalışmadan sonra parçanın ikinci sorusuyla devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi soru kökü aslında kapalı kutu. Bize hiçbir şey vermiyor. Sadece diyor ki it is clear from the text that. Şimdi şurada clear that kalıbına dikkat edin. Olur mu arkadaşlar? Eğer parçada, daha doğrusu soru kökünde clear diyorsa parçada bizim gözümüzde soka soka bir bilgiyi, doğru cevabı net bir şekilde parçada göreceğiz demektir aslında. Genel soru, soru kökünde sana hiçbir bilgi vermeyen parçanın tamamının okunması ve daha sonra şıkların da true false yapılması gereken soru tipi demek. Peki bir sonraki soruda bizi ne bekliyor biliyor musunuz? Zor olma ihtimali çok yüksek olan çıkarım soruları tabii ki. Soru köklerinin içinde genel sorunun alt bandıdır ama zor olandır. Çıkarımı biz nasıl anlarız? Soru kökünde ne verirse bu çıkarım demektir. Imply, conclude ve infer çıkarım yapmak fiilleridir. Gördüğünüz gibi o parçanın 68. sorusunda we can infer that diyor. Şimdi bu ne demek? Parçayı okuduğumuzda direkt olarak buna dair bir şey bulamıyor olabiliriz. Ama buradan okuduğumuzu anlayıp parçayı bitirdikten sonra çıkarım yapmamız gerekecek ve çıkarımı yaparken de yine biraz true false mantığıyla ilerleyeceğiz ve şıklarda birazcık böyle dedektiflik yapacağız. Bazı kilit kelimeler var. Onları gördüğümüzde onları seçmeyeceğiz arkadaşlar.
Şimdi tam da bu noktada o kilit kelimelerden hangileri bizim için tehlikeli olabilir? Bir de onu çalışalım. Şimdi okuma parçalarında şıklarda gördüğünüz kuru kafalara dikkat edin diyorum ben arkadaşlar. Kuru kafa ne demek? Danger. Seçme çarpar. Bakalım bu kelimeler nelermiş? Şıkta eğer all, every, only, solely, merely bunları aslında şu üçünü aynı grupta veriyoruz. Sinonim eş anlam olarak veriyoruz. All, hepsi, every, her biri, her zaman, asla ya da inevitable gibi iddialı kelimeleri gördüğünüzde arkadaşlar bilin ki orada bir tuzak vardır. Overgeneralization, aşırı genelleme ifadeleri bizim için çok tempting, cazip geliyor ama aslında onlar bizim tuzak dediğimiz, seçme, uzaklaş dediğimiz yapılardır. İşte tam da bu noktada az önce çalıştığımız şu infer çıkarım sorusu vardı ya arkadaşlar. Bakın Denizli şıkkında ne var orada? Solely'yi gördünüz mü? Özellikle söz konusu olan YÖK dil sınavıysa çoğu parçada, şıklarda bu ve benzeri kelimeleri koyuyorlar. İşte bunları gördüğünüzde bu şıkları seçmekten kaçınmakta fayda var. Yani ben şimdiden Denizli'yi gönderiyorum. Şimdi buraya kadar sizinle okuma parçası stratejilerini işledik. Şimdi bundan sonra analize geçeceğim ama bu noktada sizden küçük bir ricam var arkadaşlar. Videonun şuralarında bir yerlerde like tuşunu göreceksiniz. Videomuzu bir likelayın bakalım önce. Bu bir. İkincisi yine hemen orada altta bir yerde abone ol var diyor. Hemen kanalımıza lütfen abone olun ve 3. Oradaki zil tuşuna da basarsanız biz video yüklediğimizde hemen haberdar olur ve izleyebilirsiniz. Eğer videoyu beğenirseniz de aşağıda bir yerlerde yorum yaparsanız ve videomuzu paylaşırsanız çok seviniriz. Şimdi bütün bu bilgiler ışığında eğer hazırsanız sizinle YÖK Dil Fen'de çıkmış olan bu Computer Programming ile ilgili olan parçayı nasıl çözmemiz gerekiyor ona bakalım. Şimdi az önce söylediğim gibi 66. sorusu mainly about'tu, yani ana fikir, main idea sorusuydu değil mi? Biz de bunun için ne yapmıştık? İlk cümleyi okumuştuk ve anahtar kelimeleri tespit ettik. Öğrencilerin öğrenmesi, bilgisayar programı eğitimini öğrenmesi gittikçe artıyor, talep artıyor demişti. Şimdi bununla ilgili en yakın ifadeleri Adana şıkkında Teaching Computer Programming diye gördük. Students geçmedi ama Public Schools geçti. O da bizim işimizi görebilir. Şimdi Controversial Ideas'la ilgili kafamızda bir soru işareti vardı. Onu da ne demiştim? Parçanın tamamına şöyle kuş bakışı dışarıdan baktığınızda şurada Some Believe That'i görüyorsunuz değil mi? Sonra Supporters of This Idea diyor bakın. Arkasından ilerliyorum. However bizim için önemliydi. Parçayı okurken nelere dikkat etmeliyiz kısmında söylemiştim. Others argue that. Diğerleri de şuna inanıyor. Ve some critics also, diğer eleştirmenler de ayrıca şu konuda fikirlerini söylüyor diye. Gördüğünüz gibi yukarıdan parçaya baktığınızda aslında biz burada hep neler görüyoruz biliyor musunuz? Bilgisayar eğitiminin gerekli olup olmadığıyla ilgili controversial ideas görüyoruz. Bu parçanın cevabı Adana'ydı arkadaşlar. Peki diğer şıklarda ne diyordu? Neden her çocuk bilgisayar programını at an early age diyor? Bakın at an early age bir sıkıntı. Nedeninin bahsedilmemiş olması da bir diğer sıkıntı. Ceyhan, new job opportunities yeni iş fırsatları demektir. By the introduction of computer programming. Şimdi iş fırsatlarına girersen konu education değil business oluyor. Ama parçada biz eğitimden devam ettiğimiz için ana fikir olamayacak. Sadece belki bir detay olabilirdi. Negative effects of coding and programming. Programlamanın okul curriculum müfredat demektir. Okul müfredatında programlamanın negatif etkileri baskın bir şekilde hissedilmedi. Main idea olamayacak kadar özeldi. Ve Edirne, the reasons for supporting computer programming, desteklememizle ilgili sebepler diyor. Sadece destekleyici fikirler olmadığı için aslında sadece parçanın belli bir kısmında geçtiği için doğru cevap Adana olmak zorundadır diyoruz arkadaşlar. Şimdi 67. soruyla devam ediyoruz. It's clear from the text that. Neydi bu soru? Genel bir soru tipiydi. Genel sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce zaten okurken belli başlı şeylerin altını çizmemiz gerekiyor demiştik ya, onu yaptık. Ondan sonra da bu soru kökü geneldir dedik ve şıkların hepsinde true false mantığıyla ilerliyoruz. Adana'ya bakıyorum. Some political leaders are worried diyor. Kaygılı, endişeyle. Şimdi burada önemli bir sıfat var ya, worried sıfatı haber değeri olduğu için hakikaten politikacılar worried mi değil mi ona bakacağız birazdan.
Bursa'ya geldim. It is necessary to have an adequate. Adequate önemli bir sıfattır. Bütün şıklardaki sıfatları tespit etmek bence çok mantıklı. Yeterli sayıda qualified teachers. Kalifiye öğretmenlere ve iyi bir müfredata sahip olmak gereklidir. Ne yapmak için? Computer programming'e başlamak için. Yakın kelimeleri gördüm ama acaba qualified teachers, adequate ve good curriculum geçecek mi? Şimdi parçada ona bakacağız. Ceyhan, some people may lose their jobs. Konu işe döndü bakın yine burada. Bazı insanlar işini kaybedebilir gelecekte. Eğer bilgisayar programcılığı o zaman bu olumsuz bir düşünceyi sanki söylüyor bize. Computer programming iyi bir şey değil o zaman Ceyhan'a göre. Denizli, governments needs to step in to overcome inequalities. Hükümetler adımlar atmalıdır. Ne yapmak için? Overcome yine bir sınav kelimesidir. Surmount aşmak demektir. Inequalities in students access. Öğrencilerin bilgisayara erişimlerindeki eşitsizliği aşmak için hükümet bir şey yapmalıdır diyor. Sanki bu da olabilecek bir diğer şık gibi duruyor. Bakacağız. Edirne, business leaders have some serious. Şimdi business leaders'e geldi bakın özne. Bazı ciddi doubts, şüpheleri vardır diyor. Ne hakkında? Benefits of teaching. Yani bu adamlar da o zaman bilgisayar eğitimini aslında sorguluyorlar. Şüpheleri varmış gibi duruyor. True false yöntemiyle gidiyorum. Parçaya geldim. Şimdi okuduğumuz o ilk taraf vardı ya, main idea'yı çıkarttık. Sonra some believe'leri çizmiştik, hatırlayın. Supporters of this idea. However others argue. Some critics also argue that dedik. Ve bütün bunlar bize parçadaki controversial idea'ları vermişti. Tamam. Şimdi geldim. Sizinle hani okurken haber değeri olan neler vardı bizim için? Bağlaçlar, zarflar ve noktalama işaretleri demiştim. Şimdi however'ı tam parçanın ortasında verdi ya, bunu görmemen imkansız. Mutlaka parçada however, therefore, moreover gibi kelimelerin devamını okuyun arkadaşlar. Burada iyi şeyler söylüyor ya, ama diğerleri diyor. Burada başka olumsuz bir fikre geçecek. Coding for all students will create. Bakın geliyor olumsuzluk. Logistical challenges, difficulty. Değil mi? Kelime geldi. Olumsuzluklara yol açabilir, zorluklara. Ne gibi? Such as like including'i vermeyi çok severim. Genelden özele örnek geliyor. Shortage of teachers dedi mi? Evet. Okuduğumuz hangi şıkta vardı? Teachers Bursa'da geçmişti bakın. Öğretmen azlığı gibi. Başka? The absence, yokluğu. Neyin? Agreed on curriculum. Bakın aynı kelimelerin kullanımı. Burada curriculum var ama şuradaki agreed on Bursa'da a good. Üzerinde anlaşılmış bir müfredat demek, iyi bir müfredat demektir zaten. Ve inequalities in students' access to computers. Şimdi burada duralım. Şıkları okumanın faydası budur işte. Önce şıkları okursan parçada tanıdık, aşina, şıkka çağrışım yapan bir bilgiye denk geldiğinde parçanın orasında durup Bursa ile compare contrast yaparsın. Yani aslında artık restatement yapıyoruz demektir. Edirne neredeydi? Access. Denizli'de inequalities in students access var ya. İşte bu da distractor arkadaşlar. Çeldirici Denizli'ydi. Doğru cevap Bursa'ydı. Şimdi tekrar bir bakalım. Parçadan anlaşılıyor ki açık bir şekilde diyor, bakın bir de unutma, clear from. It is necessary to have an adequate number of qualified teachers. Evet, bu sorunları aşmak için ne yapmak gerekiyor? Öğretmen kıtlığının, öğretmen azlığının üstesinden gelmek. Yani yeterli sayıda adequate number of kalifiye öğretmene sahip olmamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi, agreed on curriculum var mı? Yok. Bunun halledilmesi, iyi bir müfredat üzerinde anlaşılması gerekiyor. Ne yapmak için? Zaten ana fikirde Bursa'nın içinde mevcuttu. To start teaching computer programming in school. Doğru cevabı however'ın arkasında bulduk arkadaşlar. Demek ki neymiş? Altını çizmek, önemli kelimeleri tespit etmek parçayı okurken en önemli şeydir. O yüzden however, therefore gördüğünüzde virgülden sonra verilen bilgi şıklarda kendini restatement olarak gösterebilir. Sıfatlara ve however gibi yapılara lütfen dikkat edin. Sıradaki sorumuz 68. soru. Sizinle zaten infer, çıkarım sorusu olduğunu söylemiştim ve çalışmıştık biz bunu, değil mi? Parçadan nasıl bir çıkarım yapabiliriz? Parçada çıkarım yapmak ne demek? Artık parçaya biz birazcık daha hakimiz demek. Sonuçta iki tane de soruyu çözdüğümüze göre çıkarım sorusu parça bittikten sonra en son okunacak ve çözülecek soru demektir aslında. Şimdi şıklara yine baktığımızda sizin az önce tespit ettiğimiz bir kuru kafa var bakın. Gördünüz mü? Yani eğer siz çok kendine güvenen bir aday değilseniz
bilirsiniz arkadaşlar. Ben olsam sizin yerinizde şıklardaki bu kuru kafaları, only, always evrileri tespit ederdim ve onları hani crosslar kenara çekerdim. Şimdi Denizli'nin doğru cevap olmadığını varsayıyorum ve çıkarıma infer sorusuna giriyoruz arkadaşlar. True false mantığıyla ilerleyeceğiz. Adana diyor ki young people, genç insanlar teşvik edilmelidir, encourage to share their ideas. Bak burada cortladı bence zaten. Kendi fikirlerini paylaşmak için bilgisayar programcılığıyla, iyi de bu kendi fikirlerini paylaşacak insanlar young people değildi. Tam tersi eleştirmenler, hükümet yetkilileri, iş dünyası tartışıyordu. Çok da doğru bir çıkarım gibi durmuyor. Eliyorum. Bursa, business leaders and government officials will soon come to an agreement. İş dünyası liderleri ve hükümet yetkilileri yakında come to an agreement. Bir anlaşmaya varacak. Ne hakkında? Bilgisayar eğitimi. Why not? Şimdilik bence dursun. Bu olabilir. Ceyhan, the disadvantages of computational thinking outweigh. Bakın, eksiler artılardan daha fazladır diyor. Ama parçada böyle bir şey yok. Sadece tartışmalı fikirler var. Bence yine çok da iddialı olmayan, elemesi kolay bir şıktı. Denizli'deki o soğulu neden dolayı bence uzaklaşalım. Öteleyeceğiz. Mecbur kalmadıkça seçmeyeceğiz. Kuru kafa. Edirne, computational thinking may be an... Bak ne kadar güzel. Genelde şey var arkadaşlar, eğer siz zayıf bir adaysanız, çok fazla kendinize güvenmiyorsanız, şıklarda doğru cevabı koklamak diye bir şey var bence. Baktım, anahtar kelimeler var ya, hani o computational thinking zaten parçanın konusuydu. Başka ongoing debate. Debate'i controversial idea'yı hatırlıyor musunuz? Main idea sorusunda doğru cevapta geçen o tartışma değil miydi zaten? About computer programming education. Gayet güzel. Hiçbir zararı yok. Sakıncası yok. Artı bir de burada maybe demiş bakın. Bir şey konusunda strict ifadeler kullanılmıyorsa, katı ifadeler kullanılmıyor. Onu maybe diye yumuşatıyorsa, törpülüyorsa bilin ki doğru cevap geliyor demektir. Doğru cevabı koklamak dediğim şey aslında bu. Bir deneyin, bunun üzerine biraz çalışmak lazım tabii ki. Edirne sanki Bursa'dan daha da güzel bir şık gibi duruyor. Şimdi desteklememiz gerekiyor. True false yapacağız. Bursa ve Edirne'ye kaldık, tamam mı arkadaşlar? Şimdi bir yerde business leaders'ta şurada also var ya, hani however'a dikkat eden birinin also'ya da dikkat etmesi gerekiyor. Tamam. Devamına baktığımda şurada business leaders who will benefit from this. Fayda sağlayacak iş dünyası bundan. Tamam. Potansiyel bir middle ground diyor. Middle ground orta buluşma noktası demek. Biz bilgisayar eğitiminin bu tartışmalı düşünceleri var ya, onları nasıl orta noktada buluşturabiliriz? Öğrencilere computational thinking denilen şeyi öğretirsek diyor. Biz bu şuradaki challenge'lar vardı ya, onların üstesinden gelebiliriz diyor. Demek ki aslında maybe the answer dedi ya şurada, computational thinking mantıksal ve bilgisayarlı ilgili düşünce yöntemi, maybe an answer orta nokta olabilir, cevap olabilir. Ne için? Devam etmekte olan tartışma için. Demek ki aslında burada o problemi çözmek için bize böyle bir çıkarım yaptırıyor. Peki Bursa'da ne var biliyor musunuz? Er ya da geç, will soon, bak ne kadar kesin. Gördün mü? Yakında, yakın bir gelecekte iş dünyası liderleriyle hükümet yetkilileri bir anlaşmaya varacak diyorsan, ben burada ona dair bir ipucu isterdim. Olmadığı için Edirne, Bursa'dan daha iyidir diyoruz. Çıkarım sorularında iki şıkka kaldığınızda doğru, daha doğru yapmakta fayda var. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine ben üstüme düşeni yaptım ve okuma soruları nasıl çözülür güzel bir şekilde sizinle videomuzda bunu işledik. Şimdi benim sizden bir ricam var. Ödevinizi veriyorum arkadaşlar. Videoyu tamamen eksiksiz bir şekilde izleyip çalıştıktan, notlarınızı aldıktan sonra gidin YÖKDİL'de çıkmış olan paragraf sorularını çözün. Kendinizde gördüğünüz olumlu ya da hala geliştirmeniz gereken yerlerle ilgili lütfen bize dönüş yapın. Bu videonun size katkısı oldu mu? Verdiğimiz trikler işe yaradı mı? Kendinizde doğru sayılarınızda bir artış gözlemlediniz mi? Biz de bu konuda bilgilendirilmek istiyoruz. Bunu yaparsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.